Bakıda keçirilən Türk Dili Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının informasiya və media üzrə məsul nazirlərinin və yüksək vəzifəli rəsmilərinin 3-cü toplantısında çıxış edən Türkiyə Prezident Administrasiyasının rəsmisi Fəxrəddin Altun Türk dünyasının yeni təhdidlərə qarşı birgə mübarizə aparmalı olduğunu açıqladı. Türk Konseyi'nin 3. Medya ve Enformasyon'dan sorumlu bakanlar ve üst düzey görevliler toplantısı son derece önemli bir gündemle yapıldı ve bu toplantıda gerçekten enformasyon ve medya alanında ne tür işbirliklerinin yapılacağıyla ilgili çok somut projeler gündeme geldi. Tabii bizim hem imkanlarımız, fırsatlarımız ortak hem tehditlerimiz ortak. Dolayısıyla imkanlarımızı beraber seferber ettiğimizde birlikten güç doğar prensibi çerçevesinde çok önemli biz kazanımlar elde edeceğiz. Bu kazanımları nasıl elde edebileceğimizi biz gerçekten Karabağ Kurtuluş Savaşı'nda gördük. Gerçekten Türkiye ve Azerbaycan gücünü birleştirdi. Hem sahada birleştirdi hem medya enformasyon alanında birleştirdi. Ve böylelikle gerçekten ortaya muazzam bir zafer çıktı. Biz bir taraftan hem sahada askerlerimiz bu zaferi ortaya koydular. Diğer taraftan medya enformasyon alanında biz gerçekten bir taraftan doğruyu anlattık bütün dünyaya. Diğer taraftan kara propagandaya karşı, dezenformasyona karşı mücadele ettik. Tabii dezenformasyonla mücadele sadece bu Kurtuluş Savaşımız esnasında değil. Aynı zamanda bizim bütün olarak yürüttüğümüz politikalar çerçevesinde de elzem bir husus. Çünkü biz ne olursa olsun kendimizi doğru anlatmak durumundayız. Bizim zenginliklerimizi, tarihsel, kültürel zenginliklerimizi doğru anlatmak zorundayız. Öte yandan bizim karşı karşıya olduğumuz bir dezenformasyon savaşı var. Dezenformasyon savaşıyla da mücadele etmeliyiz. Burada birlik içinde hareket etmeliyiz. Buna ek olarak tabii ben konuşmamda da vurguladım. Bir dijital faşizm tehdidiyle hepimiz karşı karşıyayız. Bizler bu birkaç tane küresel şirketin kendi arzuları, kendi istekleri çerçevesinde vatandaşlarımızı istedikleri gibi manipüle etmelerine müsaade edemeyiz. Burada esas olan şey devletlerin vatandaşlarının hukuklarını korumasıdır. Biz buna ilişkin olarak yoğun bir gayret sarf ediyoruz, sarf etmeye de devam edeceğiz. Yaptığımız sosyal medya yasası bunun bir uzantısıydı. Burada büyük bir mutlulukla gördük ki Türk Konseyi'nin kıymetli üye ülkelerinde de bu noktada bir kararlılık var. Bu birlikten gerçekten kuvvet doğar, doğacaktır, doğuyor. Ve biz inşallah bu toplantının bir sonrakini de yine Türkiye'de gerçekleştireceğiz ve burada da bu işbirliklerimizi daha da güçlendirerek devam ettireceğiz inşallah. Efendim, FETÖ ile bağlı bir sıra mesajlar da veririz. Tehditler oluyor. Tamam, Karabağ Savaşı'nın Azerbaycan'da böyle bir tehditler vardı. İsterdim bununla bağlı bir detallara varalım. Şimdi FETÖ'nün nasıl bir şer şebekesi olduğu, nasıl bir terör örgütü olduğu Türkiye'de açık ve net bir şekilde göründü. Yani bundan 5 yıl önce 15 Temmuz 2016'da artık FETÖ'nün nasıl kanlı bir terör örgütü olduğunu bütün dünya gördü. Biz şimdi diyoruz ki bu örgüt gizli, sinsi bir örgüt. Bu örgüt bugünden geriye baktığımızda daha iyi anlıyoruz ki devletin kılcal damarlarına sızmış. Ve bu örgüt, bu virüs yine istiyoruz ki Türk dünyasından da tamamen kazınsın. Çünkü Türk dünyasına da bu örgütün sızma girişimlerinin biz farkındayız ve bundan endişe duyuyoruz. Ve dostlarımızı da bu konuda her platformda uyarıyoruz. O yüzden ben bu platformda da özellikle Fethullahçı terör örgütü tehdidine dikkat çekmek istedim. Bu nedenle dikkat çektim. Ve tekrar sizin aracılığınızla diyorum ki Fethullahçı terör örgütü nihayetinde bize yabancı unsurların kullandığı bir paravandır. Bu örgüt gerçekten Türk dünyası için bir baş düşmandır. Bu örgütle bizim mücadele etmemiz lazım el birliğiyle.